Ergenen'in doğduğu yerde hayat var. Böyle bir bardak su içersiniz. Tertemiz bir şekilde Ergenen'in doğduğu yerde. Ancak Ergenen'in battığı yerde, yani denizle birlikte karıştığı yerde insanlar ölüyor. Neden? Vahşi kapitalizm, plansız sanayileşme, olmayacak yerlere 1500'ün üzerinde fabrika kurduran da sizlersiniz. Kusura bakmayın. Ciddi anlamda çevre katliamı var, enerji maliyetleri yüksek. Biz söylüyoruz, kirleteni cezalandırın diyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Enerji maliyetleri düşük, ortak arıtma yapalım. Tabii ki yapalım. Ama ne yapıyorsunuz? Ergene'yi temizleyeceğiz mantığıyla tünellerle Marmara, şimdi birazdan bakan cevap verecek. Marmara Denizi'ne derin deşarj yapıyorsunuz, tuzluluğu da arıtmadan. Ondan sonra Ergene'yi kirleten CHP'li belediyeler diyorsunuz. Ya evsel atıkların bu kadar kirlilik yapabileceğini hangi mantık alabilir? Sanayinin atıkları aşırı derecede tuzlu. Bakın, 2 ay önce Ergene'ye uzun köprüden intihar eden bir kardeşimiz Ergene'de dalgıçlar tarafından bile aranmadı. Neden? Ayağınızı soktuğunuzda zaten ciddi anlamda kanserojen madde alıyorsunuz. İnsanların, affedersiniz, ayaklarında kıl çıkmıyor. Elini soktuğu zaman nehire, gözüne sürdüğü zaman gözlerinden yaşlar akıyor. Aşırı derecede kimyasal var. Bunu yapan kim? Bunu belediyelerin yapması mümkün değil. Bunu insanların, atıkların yapması mümkün değil. Bunu yapan sanayinin vahşi kirliliğidir. Evet, bunu elektrik maliyetlerini artık ne yaparsınız, düşürür müsünüz? Hep beraber çözüm mü üretiriz? Bu hepimizin sorunu. Sadece CHP'li belediyelere laf atmakla sorunu çözmüş olamazsınız. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.